Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Mutlu, kazançlı, bereketli bir hafta olmasını diliyorum. Önümüzdeki haftanın yol haritasıyla başlayalım. Önümüzdeki hafta bizim için kritik seviyeler. 7851 seviyesi yukarıda. Bu bölgenin üstü her zaman olduğu gibi güçlü bölge olarak tanımladığımız bölge olacaktır. 7851 seviyesinin üstte geçilmesi halinde Borsa İstanbul'da oldukça pozitif, o geçemediğimiz 7800-7900 bandının üstüne doğru bir yeni bir trend başlaması mümkün olabilir. Bu seviyemiz 7851 seviyesi olacaktır. Aşağıda dikkat edeceğimiz, tabii ki bu çift yönlü bir oyun arkadaşlar. Herhangi bir yerden bir bilgi, kötü bir haber gelebilir. Piyasalarda her zaman bunlara hazırlıklı olmalıyız. Dolayısıyla arabamızın gaz pedalı ve fren pedalı olduğu gibi bir de dur noktamızın her hafta oluşması ve tarafımızca uygulanması gerekmektedir. Bu seviyemiz tehlikeli olabileceğini düşündüğüm seviye 7579 seviyesinin önce kırılımıyla birlikte geçen hafta test ettiğimiz, yani negatif bölgeye ilk geçiş rakamımız 7579 olacak. Altında satışların hızlanması halinde bir altta 7444 seviyesi ve aşağısı zaten trendi. Geçen hafta çok zorladığımız o iz süren, şimdi ana sistem üstünden de bunu anlatmaya çalışacağız. İz süren trend skorumuzun altına doğru bir gevşeme burada söz konusu olursa 7444'ün altını tamamen negatif olarak düşünmek gerekir. Şimdi ana sistem üstünden incelediğimiz zaman arkadaşlar geçen hafta oldukça sert bir haftaydı gerçekten. Beklenmedik haberler geldi. Beklenmedik bir faiz artışı oluştu burada. 750 bas puan civarında faiz artışıyla birlikte İz süren turuncu çizginin son zamanlarda 4 defa test edildiğini ve en sonda Cuma günü piyasanın sert bir şekilde yukarı ivmelenerek ayrıldığını gördük. Dolayısıyla trend tazelenmiş olabilir. Bunu haftalık yol haritasındaki, yani turuncu kırılmadığı sürece bir kere burası net trend değişimi göstermez. 7460'ın kırılımı halinde birazcık dikkatli olmak gerekecektir Borsa İstanbul tarafında. 7851'de yukarıda zaten trendi tazelediğimiz ve yukarı doğru yeni hedeflere doğru gideceğimizi gösterir bize. Dolayısıyla eğer 7851'i geçip üstünde kalırsak Borsa İstanbul'da 8700'e kadar soluksuz bir yükseliş gerçekleşebilir. Dolar-TL tarafında Merkez Bankası'nın 750 bas puanlık faiz arttırımıyla birlikte gelen satışla 25-27 seviyesine kadar geri çekildik. Bu bölgede artık 26.94'ün üstünde değiliz. Üstüne de çıkacakmış gibi görünmüyoruz. Yani buralarda konsolidasyon, yani 25 TL 27 TL arasında zikzak şeklinde piyasanın, Merkez Bankası'nın, piyasaların atacağı adım ve gelişmeler yakından takip edilecektir. 26.94'ün üstünde kalıcılık her zaman dediğim gibi olumsuz algılanmalı. Çünkü yukarı doğru burada yükselişin bitmediğini bu şekilde düşünebiliriz. Evet, geçtiğimiz hafta ons altın tarafında da karışık bir seyir vardı. Ons altın tarafında 1893'lerden alınmış iki tane destek seviyesi şurada ve bu noktada 1893'te iki tane dip yaptık, ikili dip ve bunun boyun kırılımı da 1987'lerde gerçekleşir ki burada bu double formasyonunu yukarı doğru boyun kırılmasının 1987 civarında oluşması beklenir ve bu seviye geçilirse de yukarıda 2014 ve 2065 hedef konumuna girer. Burası belirsiz bölge. Özellikle 1893 aşağıda kritik bir şekilde takip edilecek noktalardan bir tanesi. Bunun üzerinde fiyatlamanın yukarı doğru ivmelenerek devam etmesi ve 1969-1987 bölgesine kadar yükselmesi gayet doğal olacaktır. 1893'ün altı net 1841'lere kadar bir değer kaybı getirebilir.
Evet, önümüzdeki hafta özellikle İş Bankası C tarafında gelen holdingleşme haberleriyle birlikte bu hafta İş Bankası C hisse senedini inceliyor olacağız. Burada özellikle zaten ana trend kısmına baktığımız zaman İş Bankası'nın turkuaz çizgisini geçirimiyle birlikte 14.91'in üstünde bir trend başladığını görüyoruz. Daha önce bu bölge geçilmedi ve en son 14.91'i şu hafta 24 Temmuz haftası geçtik. İlk hedef birinci yeşil. Bir konsolidasyon oldu burada. Ve geçen hafta coşkulu bir şekilde bir kapanış oldu. Özellikle 19.19 rakamının üstünde fiyatlamanın 23 TL'ye kadar. Bakın tekrar ediyorum. İş Bankası C'de 23 TL'ye kadar ve daha üzerinde tabii ki mümkün ama ilk direnç seviyemiz 23.05 olacaktır. 19.19 üstündeki bir fiyatlamanın kapanışımız 18.68. 19.19'u burada yakın bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. 180 dakikalıklarda da turkuaz çizgiye kadar gelip bu bölgenin üstü 19.19'da geçirimiyle birlikte 24.17 ve 25.93'te buradaki hedef noktaları olarak söyleyebiliriz. Evet, Bitcoin tarafında sert bir geri çekilme gördük. Geçtiğimiz hafta özellikle şuradaki beyaz ortalamaya kadar geri çekildik, 25.647. Burada bekliyoruz. Ya burası ters bayrağa dönüp alttaki 20.517'ye kadar gelecek ya da bu bölge ters bayraktan tekrar yükseliş formatına doğru geçecek. Bunun cevabını şu an tabii ki bilemiyoruz. İki arada bir derede formasyonlarda diyecek bir şey yok ama net gördüğümüz bir şey olunca bunları sizlerle buradan paylaşmayı her zaman için doğru buluyorum. Dolayısıyla burada belirsiz bir formasyon var. 25.647 özellikle yakınen hani takip edilmeli. Bu bölgenin üstünde kaldığımıza ikna olursak eğer yeniden yukarı doğru bir ivmelenme özellikle terk ettiği bölge olan 29.110 bunun üzerinde biraz daha güvenli olacak. Ancak 31.891 seviyesi geçilmediği sürece burada bir kuvvetli bir boğa piyasasından bahsetmek çok olanaklı olmayacaktır Bitcoin tarafında. Evet arkadaşlar, önümüzdeki haftaya dair yol haritamızı sunduk. Piyasa beklentimizi noktalarına kadar belirttik. Şimdi geçen hafta bankacılık sektöründe şu bölgelere kadar bir satış bekliyordum. Fakat en düşük görülen değer 6.565 oldu. Bankacılık sektöründe buraya kadar uzanmadık arkadaşlar. Bu noktadan sonra tekrar fiyatlamanın yukarı doğru döndüğünü gördük. Bankacılık sektöründe özellikle buradaki bu dönüş hareketi çok önemliydi. Şimdi altta 7.158 bandı bizim için önemli olacak. Haftalıklarda da hedef seviyemiz ki İş Bankası'nın da bu güzel haberiyle birlikte eğer İş Bankası az önce anlattığım üzere 19.19 fiyatlamasının eğer üstünde yer alıp 23.25'e gözünü dikerse İş Bankası C hisse senedi ve diğer sektörlerde bundan tabii ki bankacılık sektörü pozitif etkilenecektir ve nihai hedefin 8.167'lere kadar burada devam etmesi beklenebilir bankacılık sektöründe. Evet arkadaşlar, önümüzdeki haftaya dair kısa bir video hazırladık ve herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar önümüzdeki hafta ile ilgili ve umarım geçtiğimiz haftadan daha pozitif bir hafta yaşarız. Kanalıma abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle.